Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılında Xbox One alınır mı sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Biliyorsunuz Xbox One FAT kasasıyla 2013 yılında yani 10 sene önce satışa sunulmuştu. Tabii ki ilerleyen süreçte çeşitli versiyonlarıyla karşı karşıya kaldık. Son olarak Xbox One X ve Xbox One S karşımıza çıkmıştı. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Series S ve Series X ile karıştırmayalım arkadaşlar. Bizim söylediğimiz One S ve One X önceki neslin konsolları. Şimdi gelelim konsol piyasasındaki fiyatlara. Biliyorsunuz hali hazırda Sony PlayStation 5 ile, Xbox Series S ve Series X ile, Nintendo ise 2017 yılında satışa sunduğu Switch ile hala satışlarını sürdürmekte. Bunun yanı sıra İlginç bir şekilde arkadaşlar PlayStation 4 ve Xbox One satışları da bazı mağazalarda devam etmekte. Ama tabii ki hani genel olarak özellikle Xbox One'ı vurmak, sıfır olarak temin etmek çok da kolay değil. O yüzden ikinci el olarak daha yaygın bir şekilde bulmanız mümkün oluyor. Malum sıfır bir konsol almak istediğiniz zaman, özellikle de yeni nesil bir konsol almak istediğiniz zaman yaklaşık olarak 10.000 Türk lirasını gözden çıkarmanız gerekiyor. Bugün bir teknoloji mağazasına gittiğinizde Series S, ki Microsoft'un hatta yeni nesil konsolların en ucuzu olarak kendisini lanse edebiliriz, fiyatı 9.000 Türk lirası civarında geziniyor. Series X ve PlayStation 5'in fiyatı ise arkadaşlar biraz daha yüksek seviyelerde. Yani bu konsolları alabilmek için 20.000 Türk lirasına yakın bir bütçe ayırmanız lazım. Ha, çift kol alırsınız. Ne bileyim, değişik bir paketini alırsınız. Bir bundle pack alırsınız. Örneğin PlayStation 5'te biliyorsunuz bir Blu-ray sürümü var. Yani Blu-ray diskleri çalıştıran bir sürüm var. Bir de tamamen dijital versiyonu var. Ama Series X hepsini çalıştırıyor. Yani onda herhangi bir ayrım söz konusu değil. Şimdi biz gelelim 2023'te Xbox One S alınır mı sorusunun cevabına. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani Xbox One S değil de Xbox One alırsanız fiyat oldukça düşüyor. Yani şöyle diyeyim sizlere. İkinci elde temiz bir Xbox One'ı hali hazırda 1500 liraya kadar alabiliyorsunuz. Ama tabii biraz fat bir kasa, biliyorsunuz. Eski siyah ilk çıkan Xbox One bayağı bir büyüktü ve ağırdı arkadaşlar. Dolayısıyla aynı şeyleri yapabilen One S kasası biraz daha makul duruyor ve fiyatı da çok pahalı değil. Sadece 3000 Türk lirası, ki arkadaşlar bugün 3000 Türk lirasına biz telefon bile alamıyoruz. Dolayısıyla bu noktada Xbox One S almak mantıklı bir seçim gibi duruyor. Özellikle de ben biraz araştırdım. 3000 Türk lirasına, 3000 Türk lirası civarına çok temiz kasaları var. Sıfırları ise arkadaşlar çok satılmıyor ama birkaç yerde rastladım. Onu da 5500 Türk lirasına falan alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ikinci el temizini 3000-3500 Türk lirası civarına almak çok daha mantıklı duruyor. Peki gelelim sorumuzun cevabına. Hali hazırda yani 2023'te bu konsolu almak bizler için karlı bir seçenek mi? Evet arkadaşlar, hali hazırda Microsoft yeni nesil konsolları için çıkardığı bütün oyunları geçtiğimiz nesildeki Xbox One konsolları içinde çıkarıyor. Yani bugün yeni nesil konsollar için çıkmış bir oyun aynı zamanda Xbox One içinde çıkıyor arkadaşlar. Bunlar birinci parti oyunlar için söylenmiyor. Üçüncü parti oyunlara baktığımızda hala FIFA gibi, NBA 2K gibi, WWE gibi, Formula gibi, Football Manager'lik gibi serilerin dahi eski nesil konsollara gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Ve muhtemelen bu önümüzdeki süreçte de biraz daha devam edecek. Yani 2024'ü de kapsayacak gibi duruyor bu süreç arkadaşlar. 2024'ün ortalarına kadar ya da belki sonuna kadar bu konsollar, yani Xbox One, One S, One X, bu konsolların hepsi yeni oyunları almaya devam edecek. Dolayısıyla şu sıralar ucuz bir seçenek arıyorsanız, ya benim bütçem kısıtlı, hani yeni nesil konsola param yetmiyor diyorsanız, bu konsolları satın almanız oldukça mantıklı bir çözüm gibi duruyor. Bir de tabii burada Game Pass faktörü var arkadaşlar. Biliyorsunuz hali hazırda aylık 45-50 lira gibi makul bir ücret ödeyerek, bakın bugün bir simit 5 lira. Yani 10 simit parası arkadaşlar. 10 simit parasına siz her ay 100'ün üzerinde oyunu deneyimleyebiliyorsunuz ki
Bunun yanında bir de EA Play vesaire alırsanız zaten onun içinde örneğin FIFA 22 falan da geliyor. Haziran ayına doğru muhtemelen FIFA 23 falan da eklenecek. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman yeni çıkmış bir oyun zaten 600-700 liradan satılıyor. Siz bir aylık parayla arkadaşlar bir oyun parasına 12 aylık Game Pass üyeliği satın alabiliyorsunuz ki Game Pass'te gerçekten çok sağlam oyunlar da oluyor. Biliyorsunuz zaten Microsoft'un birinci parti oyunları direkt olarak Game Pass'e ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde popüler bir oyun yayınlanmıştı. Bu da yine Game Pass'e direkt olarak eklendi arkadaşlar. Bu bağlamdan baktığımız zaman hali hazırda 2500-3500 Türk lirası seviyelerinde bir Xbox One S satın almak oldukça mantıklı diyebiliriz. Tabii ya ben şunu da diyebilirsiniz. Hani One S yerine ne bileyim PlayStation 4 alsam daha mantıklı değil mi? O da mantıklı ama arkadaşlar PlayStation 4'lerin fiyatları biraz daha pahalı. Yani PlayStation 4 almak istediğiniz zaman atıyorum 4000-4500-5000 Türk lirası gibi bir fiyat skalasıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla 2500 liraya PlayStation 4 yok mesela. Bunu açık bir şekilde size söyleyebilirim. Ama Xbox One alayım ben o parayı derseniz Xbox One bulabiliyorsunuz. Bir de dediğim gibi hani Game Pass tarafında önemli bir artısı var. Gerçi PlayStation tarafında PlayStation Plus var ama ona yeni çıkan oyunlar gelmiyor arkadaşlar. Eski PlayStation oyunlarını da ben daha hiç deneyimlemedim ya derseniz o zaman PlayStation 4 alıp hani PS Plus üyeliğiyle birlikte eski oyunları da deneyimleyebilirsiniz. Ama ya ben onları zaten oynamıştım. Yeni çıkan oyunları deneyimlemek istiyorum daha çok diyorsanız o zaman Xbox almak sizin açınızdan daha karlı olacaktır diyelim. Hali hazırda zaten muhtemelen Xbox kullanıcıları vardır. Onlar da dilerlerse yorumlarını cihaz hakkındaki güncel yorumlarını en azından hani şu oyunu oynuyorum hala hiçbir kasma donma yok vesaire gibi yorumlarını ya da varsa şikayetlerini bu videonun altında belirtirlerse bu konsolu almak isteyenler için de daha yönlendirici olacaktır. Mesela benim evimde arkadaşlar Xbox Series S var. Series S'ten önce mesela One S vardı. Series S çıkmadan önce ben One S'i satmıştım. Çıktıktan sonra da Series S'i satın aldım. Series S'i tercih etmemdeki temel neden mesela çok kompakt bir yapıda olması. Yani çok küçük, yer kaplamıyor ve yeni nesil oyunları bir şekilde çalıştırıyor. Tamam belki Xbox One X kadar güçlü değil. İşte çözünürlük desteği onun kadar yüksek değil vesaire. Ama baktığımız zaman yeni çıkan oyunları oynayabiliyor muyum? Evet oynayabiliyorum. Dolayısıyla bu noktada Xbox Series S benim için ideal bir çözümdü. Ve dediğim gibi şu anda fiyatı da hani 10.000 ya da 10.000 Türk lirasının bir tık altında. Eğer yeni nesil bir konsola geçmek istiyorum diyorsanız da Series S sizin için uygun çözümlerden biri olabilir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.